On Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. Yakın gelecek. İş yatırımın destekleriyle. Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular: nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Ben şeyi de biliyorum, bundan bir 5 sene, belki 7-8 sene önce bir çok da sevdiğimiz bir mimarlık planlama ofisinin sürdürülebilirlik kelimesini kullanmama kararı aldığını mesela duymuştum. Yani bunlar tehlikeli şeyler. Yani ne bileyim, ben termodinamiği sevmiyorum, kullanmayacağım falan gibi geliyor bana. Yani işte sevgi kelimesini kullanmayalım. Yani bu sürdürülebilirlik, yani icat edilmiş kapitalizmin bir aracı değil ki. Yani bir nitelik, yani doğada olan bir nitelik ve bizim bozduğumuz için farkına vardığımız bir nitelik ilişkilere dair. Ve bunun bu şekilde anlaşılıyor olması çok önemli. OM'un iş yatırımının destekleriyle gerçekleşen podcast'ı Yakın Geleceğe hoş geldiniz. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz Pınar Öncel. Öncel, karşı karşıya olduğumuz karmaşık sorunlar karşısında direnç arttırmaya ve yaratıcı çözümlerle sistem değişimine odaklı bir tasarımcı ve sürdürülebilirlik danışmanı. Tuna Özçuhadar'la birlikte sürdürülebilirlik için kapasite geliştiren katılımcı öğrenme ve değişim süreçleri tasarlıyor, çok paydaşlı projeler geliştiriyor ve yürütüyor. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin ve sürdürülebiliryaşam.net'in kurucularından olan Öncel, ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümünde lisans, Blekinge Tekniska Högskola'da sürdürülebilirlik için stratejik liderlik programında yüksek lisans yaptı. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkürler bugün bizimle burada olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir söyleşi olur. Hiç şüphem yok. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ilk defa 2008'de gerçekleşti. Hala da devam ediyor. 14 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Aslında siz başlarken konu da bu kadar popüler anlamda gündemde değildi diyebiliriz. O yüzden merak ediyorum. En baştaki yola çıkış noktanız neydi? Biraz da zaman içinde 2022'de geldiğimiz yerde bu değişti mi? Değiştiyse nasıl değişti? Gerçekten çok yerinde bir soru oldu. Çünkü bizim için de çok heyecanlı bir yolculuktu. Başlarken aslında tam da başlama nedenimiz bu konunun çok fazla konuşulmuyor olması ve kafa karışıklığı o dönemde. Daha sonraki süreçlerde bu kavramın uğradığı manipülasyonları öngörebiliyorduk aslında. Bizim temel amacımız, kendimiz sürdürülebilirlik kavramından dolayı çok heyecanlıydık ve bu alanda çalışmak istiyorduk ve böyle bir ortam, böyle bir bağlam yoktu. Ve filmlerin nasıl bir etki yaratabildiğini gördüğümüz için 2007'de Story of Stuff, bir animasyon, 20 dakikalık çok başarılı bir video çalışması gerçekleştirilmişti ve çok kısa sürede o dönemde inanılmaz bir çevrimiçi olarak izlenme rakamına ulaşmıştı. Biz de filmi çok beğenmiştik. Sürdürülebilirlik alanında uzun süredir kafa yoran birkaç kişi. Bir filmle, yani saatlerce anlatabilirsiniz konferanslarda vesaire, ama bir filmle bunun ne kadar başarılı bir şekilde anlatıldığını gördüğümüzde, ki o filmin, 20 dakikalık filmin arka planında tabii çok fazla kişinin emeği ve çok büyük bir zaman harcanmış oluyor ama çok net bir şekilde kısa sürede aktarabiliyor. Biz bu etkiyi gördüğümüzde yapabileceğimiz ilk şeylerden bir tanesini sürdürülebilirlik alanında danışmanlık vermek, proje geliştirmek vesaire değil, bu konunun doğru anlaşılması, toplumda farkındalığın artması amacıyla böyle bir film festivali yapmak düşüncesiydi. O dönemde yani bizim yapmak istediğimiz çalışmaları yapabilmemiz için önce toplumda bir farkındalığın ve bir talebin olması gerekiyordu. Dolayısıyla öyle bir ihtiyaçtan ve öyle bir farkındalıkla yola çıktık. Ve ilk 2008'de festivali düzenlediğimizde gördüğü ilgi bizi çok şaşırtmıştı festivalin. Basında güzel bir yer olmuştu ve televizyonda vesaire, radyoda duyanlar, yani çok farklı yerlerden, İstanbul'un farklı köşelerinden, her yaştan, her kesimden insanların böyle kalkıp gelip bir film seyretmek için, ondan sonra bütün gün boyunca çıkamayarak
salonda kaldığını ve daha sonra bize verdikleri geri bildirimlerle çok ihtiyaç olan, çok beğeniyle takip edilen bir etkinlik olduğunu gördük. Ve devamı da bir şekilde aslında öyle geldi. Yani biz aslında film festivali organizasyonundan bir haber bir ekip olarak yola çıkmıştık. Amacımız yani bir etki odaklı bir düşüncemiz vardı. Hani biz bu etkiyi en iyi filmlerle ve böyle bir film festivaliyle yaratabiliriz düşüncesiyle yola çıkmıştık. Daha sonra gerçekten işe yarayabileceğini, etki yaratabileceğini gördüğümüz için devam etmeye karar verdik. Ve zaman içerisinde dediğiniz gibi sürdürülebilir kavramı toplumda daha fazla konuşulur oldu. Çok farklı kesimler tarafından farklı şekillerde kullanılmaya başlandı. Bizim için bu festivalin önemini daha da arttırdı. Çünkü gerçekten bu farklı kullanımlar ki hala da devam ediyor. Sürdürülebilir karlılık, sürdürülebilir evlilik. Geçen sene bir nikah töreninde nikah memuru sürdürülebilir evlilik dedi mesela. Gerçekten yani bu sıfat olarak ve işte devamlılık anlamında kullanılıyor olması aynı zamanda da sürdürülebilirliğin işareti aslında ortaya çıkma nedeni farklı bir şey tabii uygarlığımızın geldiği noktayla alakalı bir sürdürülemezlikle alakalı ortaya çıkan bir farkındalık olması nedeniyle bu kavramın gerçekten her zaman doğru anlaşılıyor olması, çerçevesinin bağlamının oturuyor olması insanların zihinlerinde, bilinçlerinde önemliydi. Fakat bir süre sonra biz şunu fark ettik. Biz işte birçok şehirde eş zamanlı yaptığımız dönemler oldu festival. Eskişehir'de de birçok sene, 3, 4 ya da 5 sene festivali gerçekleştiren bir ekip vardı. Biz açık kaynak bir yapıyla, siz de yapabilirsiniz diye bir çağrıyla bütün Türkiye'de festivalin yapılmasına dair bir girişimimiz oldu. 2014-2018 yılları arasında birçok şehirde, 20 şehirde eş zamanlı yaptığımız oldu. Ve o dönemde de gördük, daha sonra da gördük. Yani farklı ihtiyaçlar, farklı fonksiyonlar üstlendi festival. İstediğimiz kadar çok şehirde aynı anda festivali yapalım, ulaşabildiğimiz insan sayısı kısıtlı. Yani biz sürdürülebilirliğe bu kadar önem veriyoruz, etki yaratmak istiyoruz, toplumda değişim yaratmak istiyoruz. Ancak festivale gelen insanların sayısı ne kadar başarılı bir festival de olsa o salonun koltuk sayısıyla sınırlı bir kitleye hitap ediyorsunuz. Ve biz bir süre sonra şeyi fark ettik, yani bizim festivale katılan insanların profilini anladık. Yani bir kere tek tip değil, çok çeşitlilik içeren bir izleyici kitlemiz vardı. Fakat ortak noktaları şuydu, bu insanlar değişime açık, toplumun dinamiklerini bizim baktığımız açıdan, yani sürdürülebilirlik bakış açısından ismini bu şekilde koymasa bile, kurumların veya toplulukların dönüşümü, değişimi, bu konulara kafa yoran insanlar kendi çalıştıkları iş alanlarında veya kendi özel yaşamlarında değişim yaratmak isteyen, fark yaratmak isteyen, yani böyle bir motivasyonu olan bir kitleye hitap ettiğimizi gördük ve daha ziyade o kitleye yönelik bir içerik hazırlamaya ve onları çekmeye özellikle hedefledik. Çünkü biz eğer bir fark yaratmak, bir etki yaratmak istiyorsak bunun çarpan etkisini düşünmek durumundayız ve fark yaratmak isteyen, değişim yaratmak isteyen insanları beslediğimiz, onları bu içeriği sunduğumuzda aslında bir kaldıraç gibi bir görevi olabileceğini düşündük festivalin. Dolayısıyla bizim baştaki yola çıkmıştaki şeyimiz farkındalık artırmakta, daha sonra ilham vermek, motivasyon artırmak ve örneklerle güçlendirmek, bu alanlarda bir şeyler yapan veya yapmak isteyen insanları birkaç sene böyle şarj oldukları, işte örneklerle vesaire kendilerini geliştirdikleri, ilham aldıkları ve yani o salondan çıktığı anda bizim için önemli olan etki o salondan çıktığı anda ne yapmak için çıkıyor? Yani ben ne yapabilirim, neyi değiştirebilirim, hangi düşünceyle ve hangi motivasyonla, yani bizim için festival bittiği anda başlıyor aslında yarattığımız etki. Dolayısıyla bu konudaki farkındalık tabii ki hem toplumda, yani hem Türkiye'de hem de dünyada arttı. Bu kavram daha çok konuşulmaya başlandı. Daha çok insan ilgi gösteriyor. Bizim için de önemli olan erişebildiğimiz kişilerin gerçekten etki yaratabilecek potansiyele sahip olan kişiler olması ve bu kişilerin de yaratmak istedikleri etkide, çalışmalarda, işlerde onları desteklemek oldu. O şekilde bir değişim geçirdik ve belgesellerin bu etkisini festivalle de sınırlı olmasını, yani festivalle sınırlı olmamasını istedik. Önce farklı şehirlerde eş zamanlı yaptık ama daha sonra belgeselleri farklı kurumların da gösterebileceği şekilde bir formata evrildik. Çevrim içi veya fiziksel olarak gösterilebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir sosyal girişimimiz de var aynı zamanda. Evet, şimdi bunun ben çok ciddi bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü aslında bir şey göstermek istediğiniz anda işte telifler devreye giriyor,
aslında hakikaten çok masraflı bir iş, bir şey gösterebilmek. O yüzden hani biriyle paylaştığınız bir araç olarak çok kıymetli aslında insanlara bu filmleri kendi gösterebilecekleri şekilde ya da size bağlı olmadan da aslında paralel bir şekilde çalışarak gösterebilecekleri halde sunmak çok çok değerli. Festivali nerede ve ne zaman gerçekleştiriyorsunuz? Biz festivale 2008'de İstanbul'da başladık. İstanbul'da her sene devam ederken daha sonra birçok şeyde eş zamanlı yaptık. Ardından da belgesellerin herkes tarafından gösterilebileceği, herkesin kendi seçkisine oluşturabileceği şekilde bir formata geçtik. Bu süreçte tekrar sadece İstanbul'da yapmaya başladık Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali olarak. Ancak 20 şehirde eş zamanlı başladığımız dönemde bazı şehirler gerçekten harika festival ekipleri oluşturdular. Onlar başka isimlerle bizim seçkilerimizi göstermeye devam etmeye başladılar ki Eskişehir bunlardan bir tanesi. Ama biz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali olarak İstanbul'da devam ediyoruz. 2 senedir çevrim içi sadece yapabildik pandemi nedeniyle. Ama bundan sonra yine Kasım'ın 3. veya 4. haftasında fiziksel olarak İstanbul'da 1 veya 2 salonda festivali gerçekleştiriyor olacağız her sene umuyorum. Ve çevrim içi 2 senedir gerçekleştiriyoruz. Tabii ki artık hani ondan vazgeçmek de söz konusu değil. Çevrim içine de devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin her yerinden katılma olması çok değerli. Hibrit bir yapı olacak. Her sene İstanbul'da festivali gerçekleştirirken bir yandan da çevrim içi olarak aralığın ilk haftasında sürdürülebiliryasam.net üzerinden takip edilebilecek şekilde gerçek zamanlı çevrim içi film festivali olarak devam ediyor olacağız. Bunun dışında da SFF seçkisinden şeklinde bir ibareyle gerçekten başka birçok etkinliğe de içerik sağlıyoruz. O şekilde de çevrim içi veya fiziksel bizim festival seçkimiz takip edilebiliyor olacak. Evet, sosyal medyada da yine sürdürülebilir yasam, Türkçe karakterler olmadan, Instagram ve Twitter'da da takip edilebiliyor. Zaten geçtiğimiz sene müzede de beraber bir seçkiye imza atmıştık. Çok teşekkürler, doğru. Geçtiğimiz yıl siz seçkinizde müzede gerçekleşen, iş yatırımının yine desteğiyle gerçekleşen film gösterimlerine de destek verdiniz. Benim de bazı filmleri orada izleme şansım olmuştu. Ve o biraz önce bahsettiğiniz işte oradan biraz daha iyimser bir ruh haliyle çıkmak ya da değişime inanarak çıkmak kesinlikle bu seçkinin etkilerinden biri. Sanıyorum bu 14 yıl içinde çok çok fazla belgesel izleme şansınız oldu bu konuyla ilgili. Film festivallerinin süreci gereği olsun bu programlamayı yapan biri olarak. Belgeseller içinde son yıllarda sizce ne değişti? Bunu merak ediyorum. Yani neyi gösteriyordu insanlar ve şimdilerde neyi gösteriyorlar? Evet, gerçekten bu, yani biz her sene 300 civarında film tarıyoruz ve bizim farklı bir gözlüğümüz var. Yani biz bir film festivali organizasyonu olarak bakmıyoruz aslında. Yani bir sanatla ilgili veya bu işin işte farklı yönleriyle ilgili değiliz. Biz sürdürülebilirlik ve yaratacağı etkiye odaklı olduğumuz için çok farklı şekillerde bu filmleri buluyoruz, tarıyoruz ve baktığımız şey de her zaman aslında işte o filmin izleyici üzerinde yaratacağı etkinin ne olduğu olacağı üzerine. Bizim sürdürülebilirlik bilgimiz, yani o alandan geliyor olduğumuz için filmlerde örneğin sistem anlayışı, sistem düşüncesinin, sistemik ilişkilerin görünür olup olmadığına bakıyoruz. Yani birçok belgesel oluyor, birçok konuyla ilgili çok güzel filmler çekiliyor. Fakat eğer o konuyu sistemik olarak ele almıyorsa bir belgesel, ki sürdürülebilirlikten bahsettiğimizde yani bir objenin veya sadece bir şirketin veya bir ne bileyim bir herhangi bir sorunun tek başına sürdürülebilirliği veya sürdürülemezliğini araştıramazsınız. Sonuçta onun etkileşimlerine, ilişkilerine bakmanız gerekiyor. Çünkü bu sürdürülebilirlik aslında bir sistemin parçalarının birbirleriyle ve sistemde olan ilişkisine dair bir nitelik. Yani bunları görünür kılabiliyorsa bir belgesel bizim açımızdan sürdürülebilirliğin anlaşılması için önemli bir içerik sunuyordur. O çok önemli. O yanılgı genelde oluyor işte sürdürülebilir nokta 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 bir şeyin başına o sıfatı getirdiğinizde o öyle olmuyor tabii ki. Yani bizim bakış açımızla bu filmleri seçmeye başladığımız, yani bu sistem bakış açısının olması ve içerisinde yaratıcı çözümlerin olması bizim için önemliydi. Yani sadece sorunları
dile getiren, sorunlara odaklanan ve o sorunların çözümüne dair bir ipucu barındırmayan belgeseller insanları kendilerini çok güçsüz hissettirebiliyor ve yani kronik bir umutsuzluğa doğru götürebilir. Çünkü zaten bu sorunlara sürekli maruz kalıyoruz kendi yaşamımızda ve basında da en çok haber bu sorunlar üzerinden şekilleniyor. Örneğin şu anda biliyorsunuz iklim endişesi diye bir kavram var. Özellikle gençlerde çok ciddi bir endişeye neden oluyor. Yani bunun üstesinden gelmek, yani bu sorunlar yumağını, yani biz birer birey olarak kendimizi çok güçsüz hissedebiliriz doğal olarak. Bütün bu devasa sorunlar neresinden bir birey olarak ucundan tutabiliriz ki? Yani bunu bu şekilde gördüğümüzde çok zor. Dolayısıyla biz her zaman çözümlere yer veren filmleri seçmeye çalıştık. Zaman içerisinde böyle çekilen, yani bizim bakış açımıza sahip olan kişilerin veya yönetmenlerin daha ziyade bu bakış açısına kaydığını gözlemledik. Böyle bir belgesellerde böyle bir eğilim olduğunu gördük. Hatta biz sürdürülebilirlik alanında çalışıyoruz her sene, işte basın bültenimizde çeşitli kavramlara yer veriyoruz. Yönetmenlerin de filmcilerin de aslında buralardan, bu düşünce biçimlerinden, bu değer setlerinden, mental modellerden yola çıkarak filmler yapmaya başladığını gördük ki bu da aynı dili konuşuyoruz, aynı motivasyona sahibiz, etki odaklı düşünüyorlar mesela. Bu harikaydı gerçekten. Yani 2015'ten 2016'dan itibaren yaratıcı, etkiye odaklı bir şekilde film çekmeye başlayan birçok yönetmen gördük. Hatta dağıtım firmaları var. Yani bu şekilde filmlerle çalışan, dağıtım ağları oluşturmuş olan yaratıcı sektörü biliyorsunuz. Yani filmin arkasında birçok insan var. Ondan sonra da o filmin dağıtım sürecinde de bayağı bir yapılanma var. O doğrultuda da bir değişim olduğunu ve giderek daha çok etki odaklı seçkilerle, bu seçkilerin, bu filmlerin dağıtımına odaklı çalışan kurumlar olduğunu gördük. Ve hikaye anlatım teknikleri de bizim için çok önemli. Yani bizim filmleri seçerken baktığımız konulardan bir tanesi de o. Çünkü gerçekten yani bilgi zaten çok kolay ulaşılabiliyor artık. Her yerden bilgi yağıyor ve o bilgi bizde bir değişime neden olmak zorunda değil. Yani değişimi tetikleyen şey bilgi değil. Bunu biliyoruz. Yani bildiğiniz halde aynı yanlışı onlarca yıl yapmaya devam edebilirsiniz. Bu sadece bir tek bir birey olarak kendi sağlığınız için beslenme biçimi olabilir vesaire. En basit şeyde bile o bilgiler değiştirmek de yeterli olmuyor. Dolayısıyla o hikaye anlatım tekniği, duygusal olarak tetiklenme, İşte insanların farklı duygularla ve farklı yoğunlukta tetiklenebiliyor olması, filmlerle bunu başarılabiliyor olması ve bizim istediğimiz şekilde yapılması o hikaye anlatım teknikleriyle çok önemli. Burada özellikle değişim olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü her zaman gerçekten çok başarılı insanların olduğunu gördüğümüz bir alan yani bu hikaye anlatım teknikleri. Biz de ona önem veriyoruz, o değişimi tetikleyebilecek filmlerin olması için. Konuşurken şunu merak ettim. Her sene siz izlediğiniz filmlere bakarak bir tema mı belirliyorsunuz? Aklınızda bir tema oluyor mu en başta bir sonraki senenin festivalini planlamaya başlarken? Oradaki süreç nasıl? Şöyle, biz zaten Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali diyoruz. Yani zaten bir tema şeyimiz, festivalin kendi doğası gereği var. Öyle bir kısıtlama koymuyoruz. Çünkü şeyi önemsiyoruz. Yani birkaç filmi seyreden bir insan farklı konularda belgeseller izleyip oradaki motifleri yakalayabiliyor mu? O çeşitlilik, yani gıda ile ilgili bir film izlesin, ardından enerji, iklim, oradan toplumsal bir konuyla ilgili bir çatışma vesaire. Yani bunun hepsini birlikte izlediğinde bir aslında yapboz gibi o parçalar birbirine oturuyor ve aslında bunların her birinin birbiriyle alakalı olduğunu, hiçbir konunun hiç ekonomiyle, ekolojiyle, toplumsal dinamiklerle veya bireysel olarak hiçbir konunun birbirinden bağımsız, kopuk ada gibi ele alınamayacağını ve birbirleriyle nerelerde ilişkilerin kurulduğunu görebilmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle her sene biz film çeşitliliği, yani konu çeşitliliğine önem veriyoruz. Ve şöyle bir şey var, siz isterseniz işte bir konuya karar verin. Yani o konuda istediğiniz kadar film tarayın, kendi kriterlerinize uygun, yeteri kadar sadece bir konuda film bulmanız çok kolay bir şey olmaz. Zaten yani gerçekçi de değil bizim açımızdan. Ve istediğimiz bir şey de değil. Biz sürdürülebilirlik dediğimizde, yani ben örneğin ulaşıma, nakliyeciliğe dair veya işte ham madde edinimi, kumlar ya da su, farklı farklı malzemeler, madencilik, yani bütün farklı bir konuda bir film bulduğumuzda çok mutlu oluyoruz biz. Yani yaşasın bu sene
deniz ulaşımı ile ilgili bir belgesel bulduk veya hidrojenle ilgili bir belgesel bulduk. Yani bütün bunların hepsi aslında gerçekten çok önemli bir arada gösterebilmek o seçkide bu. Çünkü seçkiyi birbirine bağlayan ilişkiler, sürdürülebilirlik bakış açısı ama konular farklı. Gerçekten onu hissediyorsunuz birkaç filmi bir arada izlediğinizde. Çok teşekkürler. Festivalin son edisyonu Aralık 2021'de gerçekleşti. Ve orada da 2050'de nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz ve bunu yaratmak için birlikte ne yapabiliriz gibi bir soru vardı. Aslında bu sizinle konuştuğumuz serinin isminin yakın gelecek olması da aynı sebeple. Yani yakın gelecekte dünya neye benzeyecek, nasıl değiştirebiliriz benzeyeceği şeyi gibi bir yerden düşünmüştük biz de. Merak ettim bu sorunun şimdiye kadarki cevapları sizin perspektifinizden neye benziyor? Şöyle biz zaten aslında 2008'den bu yana Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali dediğimizde sürdürülebilir yaşam kurguladığımız yapay sistemler sürdürülebilir olmadığı için zaten bir gelecek vizyonu aslında. Yani sürdürülebilir yaşam dediğimiz geleceğe dair bir vizyon diyelim, bir hedef olabilir. Biz bütün çalışmalarımızda bu gelecek hayalini zaten gündeme getiriyoruz. Yani şöyle ki, yani ışınlanmasını istiyoruz insanların geleceğe. Yani şu anki koşullar, şu anki düşüncelerimiz, umutlarımız, umutsuzluklarımız veya işte teknik olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak ne durumda olduğumuzdan bağımsız olarak gerçekten biz nasıl bir gelecekte yaşamak isteriz veya nasıl bir geleceği yaratmak isteriz? Yani bu bilinçte aslında bir sıçramaya neden oluyor. Çünkü biz genelde işte bugünün koşullarına çok bağlıyız ve o bizi çok fazla meşgul ediyor. Hep kısa vadeli düşünüyoruz bu nedenle. Bizim her zaman yani bu her sene basın bülteninde sürdürülebilirliğin farklı bir boyutuna değiniyoruz. İşte biyoçeşitlilik, ilişkiler, sistem düşüncesi, işte ilişkilerin, bağların onarılması vesaire. Yani sürdürülebilirlik bakış açısıyla birçok konuya değiniyoruz ama bu zaten yani 2050'de nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Bizim aslında her sene festivalde gösterdiğimiz filmlerin ipuçlarını taşıdığı bir bakış açısı. Ve bunu yaratmak için nelerin yapılabileceğine dair filmleri bulup gösteriyoruz. İşte örneğin geçen sene enerji kooperatifleriyle ilgili bir film vardı. İşte hidrojenle ilgili bir film vardı. Ne bileyim sosyal girişimcilerle ve çok farklı iş modelleriyle ilgili belgeseller oluyor. Bilim insanları işte bu konularda düşünen, çalışmalar yapan bilim insanlarıyla ilgili çalışmalarını aktaran filmler oluyor. Veya işte ne bileyim iklim değişikliğiyle ilgili biliyorsunuz bir adil dönüşümden bahsediliyor. İşte bir taraftan dayanıklılık, resilience dediğimiz kavramlar. Bütün bunlara dair ipuçlarını içeren filmleri biz zaten gösteriyoruz. Ve ihtiyacımız olan aslında teknik olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak her türlü çözümün şu anda prototiplerinin pilot aşamasında veya gerçekten başarı elde etmiş birçok örneğinin dünyanın her yerinde uygulandığını, en zor coğrafyalarda bile hayata geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunların birlikteliği bize ipucunu veriyor. Gerçekten 2050'de hatta sizin biraz önce bahsettiğiniz 2040 filmi de tamamen bu düşünceyle çekilmiş. Yani 2040 filmine ışınlanıp hani orada neler olabilirin ipuçlarını bugünkü çalışmalardan bulup çıkarmaya çalışan bir yönetmendi. O da işte deniz permakültürü vardı. Hatırlarsanız o filmde veya Bangladeş'te bir sosyal girişimcinin güneş enerjisiyle ilgili müthiş bir sistemi vardı. Yoksul ve elektriği olmayan bölgelerde, küçük mahallelerde evler arasında bir grid, bir ağ kurarak, yeni bir enerji sistemleri kurarak birbirleriyle o ürettikleri enerjiyi paylaşan bir sistem kuruyordu. Ailelerin elektrik enerjisini, erişimini sağlıyordu. Yani bunun gibi birçok örnek, ilham verici çalışmalar, yenilikçi, farklı bakış açıları içeren, niyeti ve motivasyonuyla gerçekten geleceği hayal edip, yani yaşamak istediği geleceği hayal edip onu kurmaya çalışan insanların bu çalışmaları aslında bize ihtiyacımız olan cevapları veriyor. Yani ben de örneğin, benim de bu konularla ilgim aslında çocukluktan beri işte her zaman işte insanlara sorulur, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Sorusu sorulur değil mi? Şimdi buna vereceğiniz cevap aslında sizin aynı zamanda o dünyaya dair büyüdüğünüzde, o mesleği seçtiğinizde ki dünyaya dair de bir tahayyülünüzün olmasını gerektiriyor. Yani doktor olacağım, öğretmen olacağım dediğinizde işte ne bileyim öğretmenlik yapabileceğiniz bir ortamın olduğunu varsayarak yani onu da o günkü koşullarda etrafınızda gördüğünüz
şeylerle ipuçlarından yola çıkarak bir hayal oluyor. Bir örnek olabilir önünüzde. Ona göre de bir meslek hayali çocukluktan itibaren işte bizi yönlendiren bir sorudur bu. Ama bir yandan da biz aslında ister istemez bir gelecekteki dünyanın nasıl olduğuna dair bilinçsiz de olsa bir şeyimiz oluşuyor bu şekilde. Yani içinde bulunduğunuz ortamla. Örneğin ben gerçekten hayal ederdim yani. Onu da o hayalimin gerçeklerle örtüşmediği ortaya çıktığında farkına vardım. Benim bir gelecek hayalim vardı dünyaya dair, kendi içinde yaşayacağım dünyaya, çevreye dair bir hayalim vardı. Ve o hayalimin gerçeklerle örtüşmediğini anladığımda benim ne yapmak istediğimden ziyade benim ne yapmak istediğimi mümkün kılabilecek bir dünya var mı yok mu, onu yaratabilir miyiz sorusuna doğru kayıyor insan. Mental model olarak önemli bir konu ve işte gerçekten sadece çocuklar için değil, büyürken değil, her hayatımızın her anında bizi yapmak istediklerimizi kurgularken bağlamı dışlayamayacağımıza göre hepimiz için önemli bir soru. Yani nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Nasıl bir dünyada yaşamak isterdik? Biz o dünyada ne yapmak isteriz? Gibi sorular. Evet, 90'lara ve biraz 80'lere de baktığınızda böyle bireyselcilik var. Başka hiçbir şey görmeyen biraz ve kariyer anlamında da böyle. Tabii dünyanın geleceğiyle ilgili kaygısı neredeyse hiç olmayan. Ama işte mesela geçtiğimiz yaz ki orman yangınları sırasında ya da böyle bu tip büyük felaketler olduğunda biraz daha net anlıyoruz ki işte her gün gidebilecek bir işinizin olması için fonksiyon etmeye devam eden bir dünya olması gerekiyor en başta. Ve evet, parayı da sanıyorum bir değer birimi olarak tekrar sorgulanabilir yapan olaylar ve zamanlar bunlar. Evet, yani mekanik bir dünya algısı oluştu. Yani bizim eğitim sisteminde de o şekilde, meslek seçimlerinde de o mekanik dünya algısı ve bireyselcilik dediğiniz gibi bizi parçası olduğumuz ekosistemin ve o ilişkilerin farkındalığının dışına bir yere fırlatmış oldu. Ve biz o en temel ilişkimiz bizim birbirimizle olan ilişkimiz ve kendimizle olan ilişkimize de yansıyor. Yani o ekosistemle, doğayla olan ilişki koptuğunda kendi doğamıza da, çünkü biz aslında doğanın bir parçasıyız. Kendimizle olan ilişkimiz de bir yerde kopuyor. Kendimizi algılayış ve konumlandırma şeklimiz ve biz buna vurgu yapan belgeseller gösteriyoruz. Yani bu mikro kozmos ve makro kozmos ya da bu ilişkiler, yani birbirimize olan ilişkilerimiz nasıl aslında birbiriyle alakalı olduğuna dair bu bakış açısını önemsiyoruz. Konuşmaya ilk başladığımızda siz de söylediniz, nikahtan nikah memurunun sürdürülebilir bir evlilikten bahsettiğinden. Şimdi bu kelime aslında henüz yeterince anlaşılmamışken hem böyle herkesin kullanmaktan çok hoşlandığı, biraz da pazarlamaya dönük, öyle olmanın makbul olduğu bir sözcüğe dönüştü. Ama öte yandan da bir grup için, belli bir grup için çok çabuk eskidi. Zaten sanıyorum kelimenin kendisi 70'lere kadar geri gidiyor. Ama işte toplu bilincimize girmesi belki son 20-25 seneye tekabül ediyor ki bunun son 5 senesi çok yoğun bir şekilde. Kelime böyle biraz belki eskimişken ve ama hala da daha geniş kitlelerce de anlaşılması gerekirken sizce bu açmazdan çıkmak dilsel anlamda nasıl mümkün olur? Evet, bu bizim de çok üstünde durduğumuz bir konu gerçekten. Daha 2008'de festivale başlarken zaten çıkış noktalarımızdan bir tanesi sürdürülebilir kavramının doğru anlaşılmasıydı. Çünkü gerçekten soyut ve daha önce çok kullanılmıyordu ve birden dile giriyor ve bir sıfat olarak ve devamlılık anlamında fazlasıyla kullanılmaya başlıyor. Bir yandan belli bir kesim, sizin de söylediğiniz gibi, bunun sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gelişme, büyüme gibi, yani sadece aslında kapitalizmin işte öne sürdüğü bir kavram olarak da algılandığı oldu. Hatta sürdürülebilirliğin çok farklı şekillerde yorumlar var ama işte ne bileyim, çok minimum bir şey olduğu, aslında hani topluma tekrar o değerleri olumlu bir şekilde etki etmenin sürdürülebilirliğin
dışında bir şey olarak konumlandırıldığı da oldu. Yani benim sürdürülebilirlik anlayışıma göre, yani doğadaki ilişkilere baktığımızda ekosistemin uyumlu bir şekilde o sürdürülebilir ilişkilerine, yani sürdürülebilirliği oluşturacak şekilde o ilişkilere baktığımızda böyle bir Michael Brungardt vardır. Cradle to Cradle, Beşikten Beşiğe tasarımın kurucularından. Onun sürdürülebilirlik kavramına dair böyle bir yorumu var. Şey der, İşte kız arkadaşınıza ilişkiniz nasıl diye sorulduğunda sürdürülebilir diye cevap verdiğinizde bu çok müthiş bir hani tanımlama olmaz yani. Ha, işte yuvarlanıp gidiyoruz demek gibi bir şey yani gibi bir yorumu olmuştu. Ben ona çok katılmıyorum. Ne demek istediğini anlıyor olmakla birlikte sürdürülebilirliğin böyle bir minimum hedef gibi değil, gerçekten kendini yenileme kapasitesi olan, herkesin kendisini, yani hem bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebileceği hem de ekosistemin uyum içerisinde ve onarıcı bir şekilde o birbirini beslediği o döngünün devam ediyor olması, yani minimum bir şey olarak göremiyorum ben. Yani bütün o restorasyonu, bütün o onarıcılığı ve işte yeniden hayat bulma kavramlarını sürdürülebilirliğin içerisinde görüyorum. Biz tam bu kaygılar yüzünden aslında festivalin ismini Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali olarak koyduk. Çünkü asıl olan yaşamın sürdürülebilirliği. Yani onu bir sıfat olarak kullanacaksak kullanabileceğimiz yegane yer, yani tek yer neresi olurdu derseniz yaşam olurdu derdik biz. Yani yaşamın sürdürülebilir oluyor olması birçok şeyi kendi içerisinde zaten barındırıyor. Bu açmazdan çıkmak dediğiniz gibi kolay bir şey değil. Yani bu kavramın bu kadar farklı şekillerde kullanılıyor olması, manipülasyona son derece açık bir şekilde, biliyorsunuz yeşil badana diye bir veya yeşil aklama diye bir kavram var, kullanılıyor. Birçok şirket işte biz şunu şöyle iyi yapıyoruz, böyle sürdürülebilir yapıyoruz, bizim şu ürünümüz sürdürülebilir vesaire. Çok değişik şekillerde kullanılıyor. Ben bir kere bir astroloji metninde görmüştüm. O da çok komikti ama hatırlayamıyorum. Bir hatırlasam sonra aradım bulamadım. O da çok ilginçti. Bu kullanımların önüne geçmek çok mümkün değil. Ama gerçekten sürdürülebilirliğin ne olduğunu anlatmak, belgesellerle olabilir, oyunlarla olabilir, eğitimle, farklı şekillerde, farklı öğrenme biçimlerini devreye sokarak olabilir. Bu önemli. Yani bunu bıkmadan, yorulmadan yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ne olduğu anlaşıldığı takdirde işte o söylediğiniz gibi durumlar daha az ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben şeyi de biliyorum, bundan bir 5 sene, belki 7-8 sene önce bir çok da sevdiğimiz bir mimarlık planlama ofisinin sürdürülebilirlik kelimesini kullanmama kararı aldığını mesela duymuştum. Yani bunlar tehlikeli şeyler. Yani ne bileyim, ben termodinamiği sevmiyorum, kullanmayacağım falan gibi geliyor bana. Yani işte sevgi kelimesini kullanmayalım. Yani bu sürdürülebilirlik, yani icat edilmiş kapitalizmin bir aracı değil ki. Yani bir nitelik, yani doğada olan bir nitelik ve bizim bozduğumuz için farkına vardığımız bir nitelik ilişkilere dair. Ve bunun bu şekilde anlaşılıyor olması çok önemli. Yani küçümsenecek bir kavram değil ve dediğim gibi biz yani bir şekilde onun kendi içerisinde döngüselliği, onarmayı, kendini gerçekleştirme, yenileme kapasitesini, gelişmeyi olumlu anlamda barındırdığını düşünüyoruz. Bu serideki tüm konuklarımızdan geleceğe bir cümle bırakmalarını rica ediyoruz. Acaba sizinki nedir? Pınar, öncel olarak ben şu ana kadar yapmış olduğum bu alandaki çalışmaları düşündüğümde şöyle bir cümle: kolay olmadı ama başardık, ya da ne bileyim kıl payı kurtardık gibi bir cümle bırakmayı isterim. Gerçekten çok da az vaktimiz var, biliyorsunuz iklim değişikliği ile ilgili aslında çok kısa bir zaman dilimi içerisinde başarmamız gereken bazı adımlar var, atılması gereken küresel çapta, herkesin atması gereken. Kolay değil, bir 5-10 seneden bahsediyoruz. Dolayısıyla başardık demeyi istiyorum. Çok çok teşekkürler bugün zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Yakın Gelecek, İş Yatırım'ın destekleriyle. On Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.